Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadan herkesin çok beğendiği, tam kıvamında Kıbrıs tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Şerbetimizin soğuması için öncelikle şerbeti hazırlayalım. Tencerenin içerisine 1,5 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su ekleyip ocağa alalım. Şeker eriyene dek ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatalım. Ocağı kapatalım ve üzerine 1 paket vanilya ekleyerek iyice karıştıralım. Daha sonra soğumaya bırakalım. Tatlımızın keki için çırpma kabının içerisine 3 adet yumurta ve yarım su bardağı şeker ekleyerek köpük köpük olana dek çırpalım. Kekimizin güzel kabarması için şeker ve yumurtayı iyice çırpmamız gerekli. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz ve 1 paket kabartma tozu ekleyip tekrardan malzemeler karışana dek çırpalım. Gördüğünüz gibi hafif koyu kıvamlı bir hamur olması gerekli. Büyük boy kare borcamı öncesinde yağlayalım ve harcımızı üzerine yayalım. Daha sonra 160 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ben yaklaşık 30 dakika pişirdim. Daha sonra sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti dökelim. Şerbetini gördüğünüz gibi çok çabuk bir şekilde zaten çekiyor. Şerbetini iyice çekip soğuması için bir kenarda bekletelim ve bu sırada üzerinin muhallebisini hazırlayalım. Tencerenin içerisine 1 litre sütü alalım. Üzerine 1 su bardağı nişasta ve yarım su bardağı şeker ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Ve daha sonra ocağa alalım. Kaynayana dek sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım. Kısık ateşte 2-3 dakika kadar yine karıştırarak kaynatalım. Daha sonra ocağın altını kapatalım ve üzerine 1 paket vanilya ekleyerek iyice karıştıralım. İlk sıcağının çıkması için bir 10 dakika kadar bekletelim ara ara karıştırarak. Daha sonra ılık muhallebinin üzerine 1 paket toz krem şanti ekleyip mikserle birkaç dakika kadar çırpalım. Muhallebiyi kekin üzerine eşit şekilde yayalım. Üzerini düzeltip bol miktarda Hindistan cevizi rendesi serpiştirelim üzerine. Daha sonra oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini kapatalım ve en az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletelim. Eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletirseniz tatlınızın lezzeti ve görüntüsü çok daha güzel olacaktır. Ben bir gece buzdolabında beklettim.
Ve ertesi günü gerekirse üzerine biraz daha hindistan cevizi rendesi serpiştirebilirsiniz. Bir miktar daha serpiştirdim üzerine ben. Dilimler halinde keselim. Her defasında bıçağı peçeteyle silerek keselim. Ben üzerini çilek ve antep fıstığı ile süsledim. Sizler de dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Ve muhteşem görseli ve harika lezzetiyle Kıbrıs tatlımız servis için hazır. Videoda da gördüğünüz gibi tam kıvamında harika bir tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.